Bismillahirrahmanirrahim. AÜF İlahiyat Arapça 2 Bölüm 3 Arapçada misal fiiller. Bu ünitede 5 alt başlıktan oluşmakta. Bir trafik resmi. Mukaddimetun giriş. Arapçada yapısında illet harfi bulunan, yani illet harfi olan vav, elif, ya. Bunlar neydi arkadaşlar? Aynı zamanda met harfleri, yani metni tabiden bildiğimiz harfler. Bundan fiilleri mutel olarak tanımlamıştık. Mutel fiil nedir? Orijinal harflerinden en az bir tanesi. Vav ya elif bunlardan olandır. Mutel fiiller grubunun ilk ögesi misal fiildi. Başka ne vardı? Ecvef vardı. Lefif vardı, değil mi? Bunları da az çok hatırlıyorsunuz. Bu fiillerin ilk harfi, yani misal fiilin ilk harfi, yani faal fiili illetlidir. Misal fiil nedir? İlk harfi illet harfi olan fiildir. Misal fiiller illetli harfin vav veya ya oluşuna göre ikiye ayrılır. Daha önceden geçmişti zaten. Hani ilk harfi illet harfi olana misal fiil diyorsun. Bu illet harfi de vav olabilir, ya olabilir diyor. Mesela ve'ede nedir? İlk harf illet harfidir ve vav'dır. Veya yesura diyelim. Ye sura. Artık olduğu kadar. İlk harfine illet harfi. Öyleyse nedir bu? Misal fiildir. Ya olduğuna göre ya kısmıdır. Yani ya i misal. Bu da nedir? Vavi misal. Misal ikiye ayrılır. Vavi ve ya'i olarak. Bu vavidir. Çünkü illet harflerinden vav almıştır. Yesura ise ya'i misal fiildir. Çünkü illet harflerinden ya almıştır. İllet harfi vav olan misal fiillere misali vavi, ya olana da ya'i denilir. Bu anlatımlar muhtemelen aşağıda zaten gelecek. Mazi, muzari, emir, nehi çekimleri yapılacak. Ve birkaç şey daha işlenecek diyor. Evet, aşağıda göreceğiz zaten. Günlük hayatımızda Arapça 3. El-Arabiyyetu fi hayatina el-yevmiyyeti 3. İşaratul mururi. Trafik işaretleri. İşaret, işaretler. El-murur trafik manasında kullanılmıştır. Demek ki işaretler kelimesi Arapçadan geliyor, değil mi? İşarat, işaret. İşaret Türkçedeki kelimemiz işaret Arapçası. Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelime olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi baba ile oğul arasında geçen bir diyalog, bir metin görmekteyiz. El-Ebu, El-İbnu, El-Ebu yani baba şöyle diyor. Sabahül hayri ya buneyye, günaydın oğlum. Ya ibni de diyebilir de ama büneyye demeyi tercih etmiştir. Büneyye daha samimi bir ifade. Oğulcağızım manasında da tercüme ediliyor. Büneyye de diyebilirsin, ibni de diyebilirsin. El ibnu. O şöyle der. Sabahun nuri ya ebi. Günaydın baba. Yani sabahül hayr ile sabahül nur aynı şey. Günaydın. Ya ebi babam. El ebu baba diyor ki mâdâ setef'alû el yevme ba'l el medreseti. Mâdâ ne setef'alû, sen yapacaksın. El yevme bugün ba'l el medreseti. Okuldan sonra. El ibnu oğul cevap verir. Sen nezhebu, biz gideceğiz. Ma'a müderrisetina, öğretmenimizle beraber. İla hadigatil medineti, şehir parkına. El medine şehir, hadiga bahçe, park manasında kullanılıyor. Setef'alu ente fail, sen nezhebu nahnu, gizli zamir fail olur. Ma'a hem zarf hem muzaf. Müderrisi ti, onun mecrur ettiği bir kelime. Çünkü muzafun ile.
Müderrisati aynı zamanda muzaf. Na onun muzafun ileyhi. İlâ harfi cer. Hadîgati mecrur. Ve aynı zamanda muzaf. El medîneti onun muzafun ileyhi. Buradaki Medine, Mekke, Medine gibi bir şehir, belirli bir yer değil yani. Herhangi bir şehir. Eliflamlı olarak marifedir de bildiğimiz Medine şehri kastedilmemiştir demek istiyorum. El Ebu baba diyor ki hel setedhebune hel mı mi mu soru edatı setedhebune ve faib sin gelecek zaman içindir. Gelecek zamanda yani setedhebune siz gidecek misiniz? Meşyen yani yürüyerek mi gideceksiniz? Alel ekdami ayaklarınız üzerinde. Tabi bunu sen ayaklarının üzerinde yürüyerek mi gideceksin diye Türkçe'ye çevirmezsin. Ne dersin? Yürüyerek mi gideceksiniz diye çevirirsin. Ama kelime olarak kadem kelimesinin çoğuludur. Ekdam cemi mükesser. Kırk çoğul yani. Ayaklarınız üzerinde yürüyerek mi sizler gideceksiniz? Tam olarak kelime kelime çevirirsek bu. Ama bazen Arapçayı Türkçe'ye çevirirken kelime kelime birebir çevirmezsin. Çünkü Türkçe'de bu uyumlu olmaz. Bu gibi durumlarda yakıştırarak yani uygun tercüme yapman gerekir. O da yürüyerek mi gideceksiniz olur. El İbnu Naam. Evet. Ya Ebi baba evet. Evet baba. El Ebu baba tekrar. Şöyle bir cümle kuruyor. İntebih fit tariqi. İntebih dikkatli ol. Fit tariqi yolda. Tarik yol demek. Hel ta'rifu ente. Ente gizli zamir fail. Arafe ya'rifu ta'rifu ente. Sen biliyor musun? İşaratil mururi. Trafik işaretlerini. Şimdi ta'rifu muzari fiil. Ente gizli zamir fail. Ne lazım? Fiil cümlesi bu. Mef'ul lazım. İşarati mef'uldür. Mef'uller mensup olur. Bu kelime mensup mu? Evet. Nasb alameti ne? Esre. Bakın cer alameti değil bu. Esre burada nasb alameti. Esre cer alameti değil miydi? Yerine göre esre cer, yerine göre nasb alameti olabiliyordu. Bu kelime cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimler zaten hiçbir zaman fetha almazlar. Onların aldığı esre hem cerre hem de nasba alamet olarak kullanılmaktadır. İşaret demek ki mef'uldür, mensuptur. Nasba alameti esre. Aynı zamanda bu kelime muzaftır. El mururi. Onun muzafı ilihi olmaktadır. El ibnu. Oğul der ki naam evet. İnde vav'i. El ahmeri. Ahmer kırmızı demektir. Vav ışık demek. İnde esnasında. İnde vav el ahmeri. Kırmızı ışık esnasında yecbu gerekir. En nekife. Beklememiz gerekir. Durmamız gerekir. Nekifu aslında değil mi? Nekifu. Enden dolayı en nekife. En ne yaptı bu kelimeyi? Nasb etti. Bir önceki ünitede bunu işlemiştik. Ve inde vav'i el esferi esfer sarı demektir. Sarı ışık esnasında nesta'iddu litteharruki nesta'iddu hazırlık yaparız litteharruki hareket için. Yani harekete hazırlık yapılır. Ve inde vav'i el ehbari yeşil ışık esnasında nemurru geçeriz. El Ebu baba der ki ahsente yani aferin ahsente güzel cevap verdin aferin bravo bif dur inde vav'i el ahmeri kırmızı ışık esnasında dur ventebih ventebih yani ve intebih uyanık ol dikkatli ol fişşevari'i caddelerde Şevari'in caddeler demek. Caddelerde dikkat et, dikkatli ol. Vesma' yani ve isma' dinle. Kelamel müderrisi. Öğretmenin sözünü dinle. Ceyiden. İyi dinle. El İbnu ol şöyle cevap veriyor. La tak
Lak, ya ebi, la tak, lak, endişelenme. Ne tür bir kalıp? Emri hazır, nehi hazır, emri gayb, nehi gayb gibi birkaç şey görmüştük. Onlardan birisi bu. La tak, lak, endişelenme. Nedir? Soru. Ya ebi, baba. Burada yecibü en, işte yecibü en olayı anlatılmış. Yecibü en gerekir demek. Mesi ması gerekir. Mesi ması. Eğer yecibü enden sonra ben manasında işte egifu yani mütekellim kalıbı gerekirse o zaman benim yapmam gerekir. Durmam gerekir, görmem gerekir, gitmem gerekir. Artık her ne ise onu benim yapmam gerekir. Eğer benim kalıbı kullanılırsa egifu gibi ektubu enden dolayı en ektube olur. Onun gibi yani. Yoksa mesi ması gerekir. Çünkü yecibu gerekir demek. No park demiş mesela. Memnu'ul vukuf demiş. Durmak yasaktır. If, stop, dur. Burada da gitmek yasak demek. Otopark. Mevkifu seyyarati. Otopark. Seyyarat otomobiller demek. Mevkif durak demek. Otomobillerin duracağı yer yani otopark. Trafik polisi ile bir kadın arasında geçen diyalog. Şurtiyul mururi. Trafik polisi. Şöyle der. Mesaul hayri. İyi akşamlar. El mer'etu. Kadın da şöyle cevap verir. Mesaun nur. İyi akşamlar. Şurtiyul mururi. Memnu'ul vukufi huna ya seyyideti. Burada park etmek yasak hanımefendi. Memnu' yasak demek. El vukuf park. Durmak. Huna burada ya ey diye çevrilir. Bu kitap ey kabul etmiyor. Ey diye çevirmeyin. Seyyide ise hanımefendi demek. Memnu'ul vukufi. Park yasaktır. Huna burada. Ya seyyideti hanımefendi. El mer'etu eyne nerede se'gifu duracağım. İden öyleyse. Madem orada yasak nerede durayım diyor. Şurtiyul mururi. Trafik polisi şöyle der. لو تقفين هنا يجب أن أكتب عليك غرامة. لو شايت تقفين siz durursanız yani bizzat sen durursan park yaparsan هنا burada ne olur? يجب gerekir. Ne gerekir? أن أكتب bu değil be enden dolayı yazmam gerekir. Kime? عليك sana ki değil ki. Ne yazmam gerekir? Garametun. Ceza yazmam gerekir. Park cezası. El mer'etu. Kadın diyor ki lakin se'ahudu müsafiran. Lakin fakat se'ahudu alacağım. Müsafiren. Bir yolcu alacağım. Bir yolcu karşılayacağım. Min mahabbatil kıtari. Tren istasyonundan bir yolcu alıp çıkacağım diyor. Ve len ekife. Ve ben durmayacağım, kesinlikle durmayacağım. Huna burada tavilen uzun süre durmayacağım. Kısa bir süre durup tren istasyonundan bir misafir alıp çıkacağım diyor. Şurutul mururi yumkinu ki. Yumkinu mümkündür ki senin için. En terci'i ila yemini şari'i. Yumkinu mümkün olur. Aleyki senin için. En terci'i dönmen. Bak aslında terci'i ne? Nun vardı. Enden dolayı ne olduğunun düştü. En terci'i muhatabanın müfredi burası. Kadınlar için ikinci şahıs müfred. En terci'i nasb alameti nunun düşmesi. Çünkü en nasb eder. En terci'i senin dönmen. Nereye? İlâ yemin-i şâri'i. Şâri'in cadde yemin sağ. Caddenin sağına dönmeniz mümkündür. Ve bu durumda yani sağ tarafa dönersen hunake ya hunaki diyelim orada vardır mevkifun bir durak liseyyarati otomobiller için arabalar için orada bir park var. El mer'etu kadın şükran teşekkürler Allah Allah yu'tike el afiye iyi çalışmalar diye çeviriyor yani Allah iyiliğini versin Allah sana afiyet versin. İyi çalışmalar diye de çevriliyor. Bakalım. Burada zaten değinilmiş. Daha önceden de geçmişti bunun açıklaması yine. Muzari fiilin başına gelen len edatı fiilin anlamını olumsuz geleceğe çevirirken fiilin sonunu da nasb eder. Len eclise
Ben oturmayacağım. Fil hadigati, bahçede. Bu lem biraz tartışılan bir edattır. Ta dilciler arasında da tartışmalı yani. Bundan 500 yıl önce de gitsen tartışmayı bulursun. Lem acaba kesinlik ifade eder mi etmez mi meselesi vardır. Yani şurada anlatılan fiilin anlamını olumsuz geleceğe çevirir. Evet ama bir şey daha var ve manayı tekitler, kuvvetlendirir. Yani bahçede oturmayacağım değil, bahçede kesinlikle oturmayacağım, bahçede asla oturmayacağım diye çevirir diyenler de vardır. Veya direkt sadece oturmayacağım diye çevrilmesi gerekir diyenler de var. Yani buradaki oturmayacağım, ecek, acak nedir? Gelecek zaman. Oturmak eylem, memaisi olumsuzluğu ifade ediyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. A şıkkı olumsuz geleceğe çevirir. Dilciler böyle diyor. B şıkkı olumsuz ve tekitli. Yani hem tekitli hem olumsuz hem de gelecek. Üç şey ifade eder diyenler de vardır. Ama kitap zaten seçmiş yani. Ne demiş? Olumsuz gelecek edatıdır. Len. Mesela eclise yerine ketebe yektubudan ektubu getirirsen ne olur? Len ektube olur. Manası ektubu. Ben yazıyorum iken len'den dolayı ne olur? Yazmayacağım olur değil mi? Yazmıyorum değil, yazmayacağım. Ecek acaklı yapacaksın. Len'den ötürü. Dikkat buna. Olumsuz geleceği çeviriyor. Mesela yarın okula gitmeyeceğim. Okula gitmiyorum değil, gitmeyeceğim. Allah afiyet versin anlamına gelen şu cümle Türkçe'ye Allah kolaylık versin iyi çalışmalar şeklinde de çevrilebilir demiş. Birkaç şey var işte. Tamam. Dil bilgisi Arapçada misal fiiller. Mu'tel fiiller grubunun ilk ögesi misal fiillerdir. İlk harfi yani faal fiili illetli olan fiillere misal fiiller denir. Misal fiiller bu illetli harfin vav veya ya oluşuna göre ikiye ayrılır. Yani şurada anlatılan şeyler daha önce işledik biz. İlk defa işlemiyorsunuz. V, C, D hangi harf illetli harfi? İlk harf. O zaman bu nedir? Misal fiildir. Peki vavi mi ya'i mi? Vavidir çünkü vav bu ya değil ki. Ye, sura, ilk harf illet harf. Öyleyse nedir bu? Mu'telin misal kısmıdır. İlk harf değil, ikinci harf olabilir miydi illet harfi? Olabilirdi. Mesela gale. Gale. Ama o zaman ne olur? Misal fiil olmaz. Gale nedir? Ortada illet harfi var. Elif var. Vav, ya, elif illet harfidir. Unutmayalım yani. İllet harfleri nelerdir? Vav, ya, elif. Bu üçü illet harfidir. Herhangi birisi kelimenin ilk harfi olursa işte vecide gibi ilk harf olursa ona mu'telin misali dersin. İkinci harf olur karşımıza çıkarsa ilk harf değil ikinci harf gelirse ona arkadaşlar misal fiil denilmez. Veya illet harfi sonuncu harf olarak karşımıza çıktı diyelim. O zaman da yine ona ne diyemeyiz? Misal fiil diyemeyiz. Da'a mesela. Misal fiil değildir. İlk harf illet harfi olmalı. Bu ilk harf vav da olabilir. Ye surada olduğu gibi ya da olabilir. Vavsa vavi misal ya ise ya'i diyeceğiz. Yene'e. Bunlar muzari değil yani. Buna da dikkat edin. Nereye bastıysam baktık bayağı bir karıştırdım ortalığı. Burada dikkat edilecek diğer şey neymiş? Yani çoğu anlatıcı da değinmemiş olabilir. İlk harfi ya diyerek bu muzaridir. İşte ketebe yektubu. Yektubu ya ile başlıyordu. Veya ne diyelim işte gale yegulu. Muzar deyip ya görüyorduk hocam. İşte fetaha yeftehu. Ya bunlar da ya ile başlıyor. Ama bunlar muzari değil. Bunlar mazi. Ye na'a mazidir. Ye sura mazidir. Ya ile başları diye direkt muzari fiil bu diyemeyiz. Neydi? Muzari fiilin alametleri vardı değil mi? Neydi onlar? Eteyne dediğimiz kelimedeki harfler. Eteyne. Evet, eteyne. Eteyne nedir? Başındaki hemze, ardına gelen ta, ya ve nun. İşte bir muzari fiil şu dört harften biriyle başlamak zorunda. Eteyne kelimesindeki elifle veya ta ile veya ya ile veya nunla başlar bir muzari fiil. Bunlardan biriyle başlamak zorunda.
Örneğin ek tubu dersen E'yi kullanırsın. Tek tubu derken T'yi kullanırsın. Yek tubu derken Ya'yı, nek tubu derken Nun'u kullanırsın. Bu dört harfte muzarinin ilk harfi olarak kullanırlar. Kalıbına göre kimi zaman E, kimi zaman T, kimi zaman Y, kimi zaman Nun'u kullanıyorduk. Ama bir fiil bunlardan herhangi biriyle başladı diye muzari olmak zorunda değil. Ama muzari bunlardan başlamak zorunda. İkisi farklı şey. Ne gibi? İşte mesela ne diyelim? Kafası olan her varlık insan değildir. Mesela tavşanın da kafası var. Ama insanlar kafalı olmak zorundadır. Yani bir başı vardır. Kafasını kesersen olmaz yani. Hayatta kalmaz. İnsan olmaz. Veya buna benzer yani bir şey uydurulabilir. Göz veya burun, kulak gibi bir şeyler uydurulabilir. Şimdi düşündüm yani. Çok da genele geçer olmayabilir. Bunu neden anlatıyorum? Bir muzari fiil şu dört harfleriyle başlamak zorunda. Ama bu dört harfle başlayan her fiil muzaridir demiyoruz. İşte burada yesura ve yena gibi. Her gördüğümüz ya ile başlayan fiile muzari demeyeceğiz. Misali vavinin mazi çekimi. Misal fiilinin mazi, dili geçmiş zaman çekimini yapalım. Vecede'den örnek. Vavi. Vecede. Şimdi vecede, veceda, vecedu, vecedet, vecedeta, vecedne, vecedte, vecedtuma, vecedtum, vecedti, vecedtuma, vecedtunne, vecedtu, vecedne. Dikkat ederseniz daima vecede söz konusu. Özellikle şu vecedne'den sonra veced, vecd, vecd, vecd devam ediyor sadece. Vecd te, vecd tuma, vecd tum, vecd tunne, vecd na. Vecd sabit yani sondaki zamir değişiyor. Şu vecd'den sonra gelen te nedir? Zamirdir. Tuma zamir, tuma, ti, tuna bunlar zamir zaten. Tabi siz bunları gaib, gaibe, muhatap, muhataba, mütekellim, müfret, tesniye, cemi olarak ezberlemeniz gerekir. Bu tabloları Arapça 1'de ayrıntı olarak anlatmıştık. Bir tane cümle verelim. İraba bakan demişler. Ve salet el kafiletu ile sahra'i. Ve salet ulaştı. Kim ne? El kafiletu. Kafile ulaştı. Nereye? İle sahra'i. Çöle ulaştı. İle nihayet bildiren harfi cerdi. Çöle kadar artık yürüdüler, koştular, ne yaptılarsa bir şekilde oraya kadar gittiler. Çölden ileri gitmediler. İla nihayet bir son bildiriyor. Vakafe et-tilmizu emamel mescidi. Vakafe durdu. Kim? Et-tilmizu öğrenci durdu. İşi yapan tilmiz. Öyleyse faildir. Nerede? Emamel mescidi. Mescidin önünde durdu. Misali vavinin muzari çekimi. VCD. Önemli burada bakalım. Anlatmışa benziyorlar. Misali vaviler genellikle ikinci kalıptandır. İkinci kalıptan olan misali vavilerin muzarilerinde baştaki vav düşer. VCD mazi muzarisi yecidu. Şu vav düşürürsen diyor gerisi ne gibidir? Tıpkı salim fiil yani ketebe gibi, fetaha gibidir çekimi. Bir fark yok bunda, bir zorluk yok. Ama baştaki vav düşürmen gerektiğini unutmayacaksın diyor. Bunu şöyle anlatabiliriz. Mesela bir misal fiil söyleyelim. Ne var? Ketebe var. Ketebe. Şimdi ketebenin tüm harflerini muzaride görebiliyorsun değil mi? Ketebe. Sadece muzari yaparken ne yapıyorsun? Başına ya ekliyorsun. Yektubu oluyor. Peki vecide de bunu yapabilir misin? Vecide. Başına sadece ya ekle. Ne olur? Yevcidu şeklinde olur. Ama diyor işte yevcidu diyemezsin. Buradaki vav'ı sileceksin. Yerine ne kalır? Yecidu kalır. Yecidu. Vav neden silindi? Hani silinir diyor da silinmesi için bir kaide lazım. Yani sildik gitti değil aslında. Kaide nedir? Kuralı var bu işin. Bu işin kuralı vav şu an görüyorsunuz. Yecidu. Uzaride yani görüyorsun. Vav ne? Sakin, hareketsiz. Sağ ne? Sağ tarafı fetha. Sol, solda esre. İşte kural budur yani. Vav sakin, bir öncesi fetha, bir sonrası esre olursa o vavı silmen gerekir.
Sakin vav'ın sağ fetha, sol esre ise o vav'ı sil. Muzari'den bahsediyoruz. Mazide zaten sağında harf yok yani. Silecek bir şey yok. Ve sale yevsilu. Vav'ın sakin, sağ fetha, solu esre, vav'ı sil. Yecidu, yecidani, yecidune, tecidu, tecidani, yecidine. Tecidu, tecidani, tecidune, tecidine, tecidani, tecidine. Ecidu, necidu. Peki, tabloda bir soru sorarak gidelim. En fiil-i muzdarı nasip ederdi. Tecidine, bunun başına en yazmış olsaydım, nasıl alameti olarak tecidine de ne değişirdi? Yazılımında bir farklılık olur muydu? O değişiklik nedir? Bu bir soru. Yorumlarda cevap yazmak isteyen olursa seviniriz. Misal fiillerin olumsuz çekimleri de tıpkı sahih fiillerin çekimi gibidir. Bir şey değişmez yani. El-etibba'u la ya'iduna en-nase bil-mu'cizeti. El-etibba'u tabibun etibba. Tabip müfret. Etibba cemil. Doktorlar demek yani. La ya'iduna. Vaat etmiyorlar. O doktorlar. En-nase. İnsanlara. Ne vaat etmiyorlar? Bil mucizeti. Mucize vaat etmiyorlar. Peki, misal yaiderin mazi ve muzari çekimi tıpkı salim bir fiilin mazi muzari çekimi gibidir. Misali vaviden farklı olarak yain'in muzarisinde illet harfi düşmez. Çünkü kuralımız vavla alakalı idi. Ye sura mazidir. Çevir muzariye yey suru. Ye ne'a mazidir. Muzarisi yey ne'u. Ye bi se mazi bir fiil. Muzarisi ne olur? Yey besu olur. Şimdi ye sura yey suru. Yey suru. Burada ya var. Ya için bir kural söylemedik değil mi? Vav sakin olursa, sağ fetha, solu esre olursa demiştik. Burada ise ya sakin. Ya ile i alakalı bir kural söylenmedi. Dolayısıyla ya i olursa yani sağ tarafına bir tane daha ya eklersin. Olur biter. Vesale fiili ikinci kalıptandır. Mazi muzari çekimlerini yapın diyor. Ve sale. Nisa suresi 173, Duha suresi 6-7-8, Maide 9. Bunlar misal fiilleri tespit ediniz. Bulunan misal fiilleri tespit ediniz. Yani ilk harfi, illet harfi olanları bulun diyor. Şuradaki sıraya göre ben de hazırladım. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenlere gelince ve عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ salih işler yapanlara فَيُوَفِّيهِمْ onlara verilecek, ödenecek اُجُورَهُمْ ücretleri, mükafatları ve يَزِيدُهُمْ زَادِ يَزِيدُ bu da değil min fadlihi ve emmellezine istenkafu ve istekbaru bunlar da değil şurada var galiba değil mi ve cd yecidu yecidu yecidani yecidune bu nasıl bir fiil aranan bir fiil arkadaşlar yani ve cd yecidu vavi bir ecvef bulduk başka da yok zaten Elem yecidike vecede yecidu yine muzarisini bulduk. Ve vecede yine var. Vecede yine var. Ve'ede burada da vavi bulduk yine. Amenu ve amiru salihat. Başka da yokmuş. Bunlar yani bulundu. Emir nehi çekimlerine sıra geldi. İşte nasıl yapılır? Hangi yöntem izlenilir? Misali vavi olan vecede buldu manasına gelir. Emri hazır kipi elde etmek istediğimizde yine sülasi fiillerin emri hazır nasıl yaparken bir yöntem izlediysek aynı yöntemi burada da izleriz. Vecede yecidu tecidu. Tecidu t'yi siliyoruz. Geriye ne kaldı? Cidu. Cidu kaldı. Yani ilk harf harekeli yani okunabiliyor. Dolayısıyla bir hemze getirmeye gerek yok. Emri hazır meczum bir fiildir. Dolayısıyla sonunu cezmetmen lazım. Yani zammeyi
Diğer de işte ötreyi, zamme ile ötre aynı şey. Ötreyi sil, yerine bir cezim koy, koydum. Cidi oldu. Tamam, bundan sonra çekim yap. Cidi, cida, tesniye burası. Cidu, cemi. Cidi, müfret müennes, muhataba. Cida, tesniye muhataba. Cidine, cemi ve muhataba oluyor. Ve cidi şöyle çekebilirsin yani. Cid, cida, cidu, cidi, cida, cidine şeklinde çekim yapılır. Misal fiil nehy hazır. La tecid. Nehy hazır mezundur yani, bunu unutmayalım. La tecid, la tecida, cezm alameti nunun düşmesi. La tecidu, cezm alameti nunun düşmesi. Tecidu ne, değil mi aslında? La tecidi, aslında tecidi ne, nunun düşmesi. La tecida ni, nunun düşmesi. La tecid ne, cezm alameti yok. Misal fiilin emri gayb çekimi. Li yecid, li yecida, li yecidu, li tecid, li tecida, li yecidne. Cezm alametleri yukarıdaki neyse burada da aynısı. Emri gaybin li ye veya li te ile başladığına dikkat edin. Nehyi gayb, la yecid, la tecid. Bu şekilde oluyor yine. La yecid, la yecida, la yecidu, la tecid, la tecida, la yecidne. Cezm alametleri aynı. Bir tane cümle kuralım demişler. Cid ente el farka beyne surateyni. İki resim arasındaki farkı bul. Cid ente, sen bul. Neyi bul? El farka, farkı bul. Beyne surateyni, iki resim arasındaki farkı. La teqif, durma, entesen, fi müntesafit tarib, yolun ortasında durma. İraplar zaten aşağıda açıklandığı için ben bir daha açıklamıyorum. Li yasilu ilel halli fi vaktin garibin. Li yasilu, ulaşsınlar, kimler? Onlar, emri gaiptir, liye diye başlamıştır. İlel halli, çözüme ulaşsınlar. Ne zaman? Fi vaktin garibin, yakın bir vakitte. Vaktin garibin, dört şey birbirinde uyum içerisinde olduğundan sıfat mensuf. La yeka'u fil fekhi. La yeka'u, düşmesinler. Fil fekhi, tuzağa. Neler öğrendik diyor. Şunlar şunlar öğrendik diyor ardından. Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresi 3. ayeti kerimesinde geçen lem yelidi kullanımının misal fiillere ilişkin öğrendiğimiz bilgilerle bir bakın diyor. Bakalım. Lem yelidi. Aşağı yukarı şöyle yazılır. Yelidi. Peki lemi buradan atmadan önce şunu düşünelim. Yelliydi muzari fiil değil mi? Lem zaten mazinin başına gelmez. Muzari'nin başına gelir. Yelliydi muzari. Nitekim mezum görüyorsunuz. Mazi böyle mezum da olmaz. Muzart alameti yayı da almış. Peki bizim buradaki lem yelliydi fiilimiz, yani yelliydi. Bu arkadaşlar baştaki ya muzart harfi. Bunu atarsan geriye lam ile dal kalır. Fiil iki harfli olur mu? Bir fiilin orijinali yani. En az iki harfli olmak zorunda değil. Üç harfli olmak zorunda. İki harfli olamaz. Nedir o? Yani yelidi muzarisinin mazisi nedir? Diğer de işte. Mazisi ve le de. Ve le de. Ve le de. Mazisi ve le de ise muzarisine gelmesi lazımdı. Ve le de. Yevlidu. Yev Lidu. E peki ne oldu da yeliydi? Hani vav nerede? Vav neden silindi? İşte mesele bu. Açıkladık zaten değil mi? Vav burada sakin mi? Evet. Sağ tarafı fetha mı? Evet. Sol tarafı esre mi? Bir evet daha. O zaman vav'ı ne yap? Sil. Kayna. Silersen vav gereğine kalır. Yeliydu kalır. Yeliydu.
Başına da lem gelmiş. Ne oldu? Lemyeliydi oldu. Anlatabildiğimi varsayıyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum. Gelecek zaman konusunda işleyelim demişler. El müstakbel. Müstakbelu. Tam telaffuz. Hani müstakbel eşim, müstakbel kocam, müstakbel işte hanımım falan, bu tür tabirler Türkçe'de de kullanılıyor. Hatta istikbal göklerdedir veya göktedir, istikbal mobilya gibi istikbal, müstakbel kelimeleri çok kullanılıyor yani. Bilinmesi gereken bir kelime. Arapçada gelecek zaman kipi elde etmek için fiilin muzarisinin başına s veya sf ekleri getirilir. Yani bu sin diye okuyacaksın bunu tabi. Sin sf getirilir. Sin dediğimizde S diye fetha ile yazılmaktadır. S daha yakın bir geleceği, SF ise biraz daha uzak bir geleceği ifade etmektedir. Fark ne? Sin yakın, SF uzak geleceği ifade ediyor. Pekala, Si'ye ciddi demiş. Bu yanlış olmuş. Buradaki S fethalı olacak, yani Sin fethalı olacak. Esreli olmaz. Se'ye ciddi. Burada olduğu gibi seyecidani, seyeciduna, bildiğimiz yecidu yani yecidu, yecidani, yeciduna, sadece s eklenmiş. Bunu tutup uzatmaya gerek var mı? Onlar tabi yazmak zorunda, siz iyi anlayın diye de benim okuma gerek yok. Bildiğiniz tecidu, sin eklenmiş, tecida, teciduna, sin eklenmiş, yani s. O bulacak, sin'i silersen yecidu, o bulur. Ecek, acak, bak gelecek zamandır. Ecek, acak, gelecek zaman ikidir. Sin'i silersen o bulur olurdu değil mi? Veya buluyor, erar veya yor takısı alırdı. Sin olduğu için erar veya yor değil. Yani şimdiki ve geniş zaman değil de sin'den ötürü gelecek zamana fiil hamledildi. Gelecek zamana tahsis edildi. Bundan dolayı manaya tercüme yani ecek, acak eklenmesi gerekir. Ketebe yazdı, yektubu yazar veya yazıyor. İki şekilde çevrilebilir. Se yektubu yazacak. Fetaha açtı, yeftahu açar. Se yeftahu açacak. Yani diğer fiillerle de bu konuyu ilişkilendirin. Tek fiille bu yapmayın yani. Daha kalıcı olması için. Pekala. Meta, ne zaman teslu ente, sen ulaşırsın ilel metari, havaalanına, ne zaman ulaşırsın? Se esilu, ulaşacağım diyor. Bak, sin atarsan esilu, ulaşıyorum ya ulaşırım olurdu ama ulaşacağım, ecek, acak. Ne zaman ulaşacaksın, zaten gerçekleşmemiş bir şey soruluyor, gelecekteki bir şey soruluyor. Dolayısıyla cevaba sin ekleniyor. Bunlar önemli bilgi. Yani bu niye anlatıyor deyip öylesine dinlemeyin. Ciddi dinleyin. Ne zaman ulaşacaksın? Ne zaman ulaşırsın? Ne zaman diyor. Daha olmamış. O yüzden sin getirildi. Se esilu, ben ulaşırım, ulaşacağım. İllel metari, havaalanına, bari saati, bir saat sonra. Şimdi dikkat kesilerim. Nokta nokta nokta. İlel metari ba'de saatin. İlel metari ba'de saatin. Seyasul yazmıyor yani. Soru geliyor, diyor ki noktalı yere hangi işte muzari, hangi şık seçilmeli diye diyebilir. A şıkkı seyasilu, B şıkkı esilu, C şıkkı sefe esilu, D şıkkı alakasız bir şey. La, tamamıyla boş bir şey. Ne diyor? Ba'de saatin, bir saat sonra bir şey olacakmış. Bir saat yakın bir zamandır, bir yıla göre. 10 yıla göre yakın bir şey. Öyleyse ne olacak? Sinli bir şey seçeceğiz. Sefeli dediğim sadece esiru da değil. Çünkü esiru şimdiki zaman ve geniş zaman olurdu. Sinle beraber şimdiki ve geniş zaman ihtimali ortadan kalkmış. Gelecek zaman olduğu kesinleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sin ve sefe ile alakalı ayetler var. Bakalım örnek verecek mi? Meta, ne zaman, bak yine şimdi, ne zaman tercihu ente, sen dönersin mine seferi, yolculuktan ne zaman dönersin?
Nokta nokta nokta. Erci'u ba'de şehrin. Şehir bir ay demek. Bir ay sonra dönerim. Ne diyeceksin o zaman? Burada sf getirilmesi gerekir değil mi? Singelse yani. Se'erci'u olsa bir ay diyor yani. Bir ay yakın bir süre değil ki. Bir saat sonra dememiş. 3 saat sonra dememiş. Bu yüzden biraz daha uzak olan gelecek zaman takısı sf seçilir. Şöyle bir şey sorulsa. Ba'de şehrin nokta nokta nokta. Başta Erciyon mu getirilecek? Sefe Erciyon mu? Erciyon ben dönerim. Bana şehrin bir ay sonra dönerim desen. Aslında Türkçe'ye baksan bir ay sonra dönerim çok bozuk gözükmüyor ama bir ay sonra döneceğim demesi daha mantıklı. Uygun olan budur. Çünkü gelecek zamandaki bir eylemden bahsediyorsan tercümede gelecek zaman eki olan ecek acak eklenmesi gerekiyor. Dikkat. Olumsuz gelecek zaman kullanımı Arapçada len, nasb edatı ile yapılır. Bu edat başına geldiği muzari fiil anlamını gelecek zaman olumsuzuna çevirir ve fiilin sonuna nasb eder. Zaten geçmişti bu. Seyedhebu gidecek, len yedhebe gitmeyecek. Yani diyor ki olumsuz bir muzari, olumsuz bir gelecek zaman elde etmek istersen gelecek zaman şöyle yapma yani. Seyedhebu'nun başına la seyedhebu değil. Ne yapıyor? Diyor ki sil sil. Sonu nasbet len getir. Len yedhebe. Gidecek, gitmeyecek. Yazacak, yazmayacak. Bulacağım, bulmayacağım. Demek ki sin veya sefe eklenen fiiller nasıl ki olumlu olarak gelecek zaman ifade ediyorsa gelecek zamanın olumsuzluğunu nasıl ifade edersin? Fiilin başına len getirerek. Sine sefe gerek yoktur. Olumsuzda böyle. Örnek vermiş. Hüve seyedhebu ila İstanbul. O İstanbul'a gidecek diyor. Hüve o len yedhebe. İler İstanbul. İstanbul'a gitmeyecek. Hani gideceği gitmeyecek. Olumsuz yapmak istedim. Geleceğin olumlusu sin ile. Geleceğin olumsuzu len ile. Geleceğin olumlusu sefeli de olabilir. Ama geleceğin olumsuzu yine len ile olacaktır. Ente setehrucu minel beyti. Sen evden çıkacaksın. Çıkıyorsun değil, çıkacaksın. Ecek acak, ona dikkat edin. O yüzden ente len tehrucu minel beyti. Sen evden çıkmayacaksın. Çıkacaksın, çıkmayacaksın. Enti diyor ki bu konuda erkek örneği verdik. Biraz da kadın örneği verelim. Enti setektubine ileyye risaleten. Sen bana bir mektup yazacaksın. Entilen tek tubi ileyye risaleten. Sen bana bir mektup yazmayacaksın. Yazmazsın değil yani. Yazmıyorsun değil. Yazmayacaksın. Ecek acak. Se edrusu ketiran. Çok çalışacağım. Len edruse ketiran. Çok çalışmayacağım. Tabi len'i nasip ettiğini de unutmuyoruz. Yakın ve uzak gelecek zamana çevir. Edhebu, se edhebu, sefe edhebu. Ekra'u, se ekra'u, sefe ekra'u. Gerçekten bunların cevapları var zaten. Ankebût suresi 66, Talak 70, Meryem 96 ayetlerinde bulunan gelecek zaman fiillerini tespit ediniz. Sin veya sef hangisiyse o yani arkadaşlar. Bir tanesine bakalım en azından. Ankebût 66. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ سَوْفَ kullanılmış. Zaten sin kullanılabilir veya sefe kullanılabilir. 100 tane tercih yok. Veya olumsuz gelecek zaman için len de kullanılabilir. Diğerleri de o şekildedir zaten diyerek bakmadım bile. Arapçada kalıp ifadelere geldi sıra. Et-tabiratu fi'l-lugati'l arabiyyati yumkinu nokta nokta en nokta nokta. İfadesinden sonra muzari fiil kullanılır ve fiile ebilmek, abilmek anlamı kazandırılır. Keyfe ezhebu ila'l mevkifi? Durağa nasıl gidebilirim? Yumkinuke en tahdura ma'i. Benimle gelebilirsiniz. Ebilmek, abilmek. Ebilmek, abilmek hem bu işi başarabilmek, güç yetirebilmek hem de bir tercih olarak ebilmek, abilmek Türkçe'de kendisine yer bulan bir konudur.
Yumkinuke, yani yumkinu nokta nokta diyor diye şurada. Noktaya ne yapmış? K'ye getirmiş. Ardından en vardı. En nokta noktaydı. Oraya da tahvura getirmiş. Tahvuru, tahvura enden dolayı. Soruyu soran erkek olduğu için cevabı kadın veriyor. Kadın da erkeğe hitaben K demiştir. Tahzura yine ente, sen yani. Pekala. Affen, affedersiniz. Eyne, nerede? Müsteşfa el Medine. Şehir hastanesi nerededir? Hüve o garibun. O hastane yakındır. Mirhuna buraya yakın. Yumkinu ki, yani yumkinu nokta noktaydı. K yerine ki geldi. Enden sonra nokta vardı. En tenzili huna. Buraya çok yakın. Burada inebilirsiniz. Hüve garibun min huna. Buraya çok yakın. Yumkinu ki en tenzili huna. Burada inebilirsiniz. Yumkinu mümkündür ki senin için en tenzili inmen huna burada. Aslında tenzili ne? Sonunda nun vardı. En nasbetti. Nasb alameti olarak sondaki nun düştü. Burası müfret müennes muhataba kalıbıdır. Bir kadına hitap. Zaten iki kadın arasındaki diyalog bu. Bir kadına yönelik söylendiği için müfret ve müennes ve muhataba kalıbı tercih edilmiş. Sondaki nun bu durumda nasb alameti olarak düşmektedir. La efhemu şe'en ya ebi. Hiçbir şey anlamıyorum baba. Yumkinu ke en takra e min kitabi ke. Kitabından okuyabilirsin. Yapabilirsin. Ebilmek, abilmek. Vecede su'ubetun fi nokta nokta. Yecidu su'ubetun fi nokta nokta. Su'ubetun fi, su'ubetun fi fark ne? Vecede yecidu. Biri mazi, biri muzari. Bir şeyde zorluk çekmek, bir şeyde güçlük çekmek. Aynı şeyler. Hel tecidu su'ubeten. Evet, hel okunmada güçlük çekiyor musun diyor. Hel mı mi mu tecidu ente su'ubeten fil kıraati. Okumada güçlük çekiyor musun? Ente sen. La, hayır. Ene la ecidu su'ubeten fil kıraati. Okumada bir güçlük çekmiyorum. Nam, evet, ene ben ecidu su'ubeten fil kıraati. Okumada zorluk çekiyorum, zorluk buluyorum diyor. Hel tecidu su'ubeten fis seferi. Yolculukta güçlük çekiyor musun? Tecidu ente. Biliyorsunuz vecde kökünden muzari vav silinmiş. La, hayır, ene la ecidu su'ubeten fis seferi. Yolculukta güçlük çekmiyorum. Ecidu ene fail, su'ubeten mef'ul. Tecidu fiil, ente fail, su'ubeten mef'ul. Nâme, evet, ene ecidu su'ubeten fis seferi. Yolculukta güçlük çekiyorum. Hel tecidine su'ubeten fil fehmi. Anlamakta güçlük çekiyor musun? Tecidine. La, hayır, ene la ecidu su'ubeten fil fehmi. Anlamakta güçlük çekmiyorum. Nâm, evet, ene ecidu su'ubeten fil fehmi. Anlamakta güçlük çekiyorum. İnşallah siz sağ taraftaki ne diyelim artık, uyumlusunuzdur. Hel tecidine su'ubeten fil meşyi. Yürümekte güçlük çekiyor musun? La, hayır, ene ben la ecidu su'ubeten, güçlük çekmiyorum. Fil meşyi, yürüme hususunda. Nâme, evet, ene ben ecidu su'ubeten, zorlanıyorum, güçlük çekiyorum. Fil meşyi, yürümekte. Hel tecidine su'ubeten fil hayati fi İstanbul. İstanbul'da yaşamakta güçlük çekiyor musun? Hel tecidu su'ubeten fil hayati fi İstanbul. İstanbul'da yaşamakta güçlük çekiyor musun? Tecidine, tecidu erkeğe yönelik, tecidine kadına yönelik. La, hayır, ene la ecidu su'ubeten fil hayati fi İstanbul. Nâ, evet,
Ene ecidu su'ubeten fir hayati fi İstanbul. Biri güçlük çekiyor, birisi güçlük çekmiyor. Yumkinuke en ve yecidu su'ubeten fi kalıplarını kullanarak defterinize en az beşer cümle yazınız. Trafik polisi. Muhtemel ki Amerika'dan bir resim. Şurtiyul mururi. Trafik polisi demek. Merhaban. Merhaba. Ene ben şurtiyul mururi. Trafik polisiyim. Uhibbu en nizame. Nizamı severim. Düzeni seviyorum. Unazzimu. Düzenliyorum. Tanzim ediyorum. Sira seyyarati. Otomobillerin seyrini. Li selame selametimiz için, yani sağlığımız için yecibu gerekir. Ne el iltizamu tam bir iltizam, bir uyum gerekir. Bil işaretlere tam bir uyum zorunludur sağlığımız için, düzenimiz için. Elvan renkler demek. Elvanu işaretil mururi, trafik işaretlerinin renkleri. Emaniha ve onların manaları işte şunlardır diyor. Ahmeru kırmızı, yani kırmızı renk. Dif dur demektir. Esferu sarı renk. İstaidde hazırlan. Ehvaru yeşil. İndalik geç. Ehvar yeşil demek. Esfer sarı demek. Ahmer kırmızı demektir. Esselamu aleyküm. El ve bugün dersine öğrendik. Ne öğrendik? Tasrif el fiilin misali. Misal fiilin çekimini öğrendik. Tasrif çekim demek. El fiilul misalu. Misal fiil nedir? Ve o fiilun bir fiildir. Öyle fiil ki bu. Harfuhu el evvelu. Birinci harfi nedir? Harfu illetin. İllet harfidir. Mislu vecede, vesale ve kafe gibi. Ve o misal fiil ismani iki kısımdır, ikiye ayrılır. El misalu el vaviyu, misali vavi yani vavi misal, ve sale gibi, ve el misalu el yaiyu, el misalul yaiyu, misali yai. Örnek neymiş? Ye ise, ye bi ise, yanlış okudum, ye bise. Vecede el misalul vaviyu, yebise el misalul yaiyu. El fi'lul misalu, misal. Burada zaten anlatılmış. Unzuru ile sabbura, yazı tahtasına bakın. Unzur, unzura, unzuru emre hazır. Huna burada emsiletul mazi vel muzari'i vel emri li fi'lil misali. Misal fiile ait emir, muzari, mazi örnekleri burada mevcuttur diyor. Mazi, vecede, vekafe, vesale. Muzari, yecidu, yakifu, yesilu. Emri hazırlar da şöyle gelir diyor. Cid, kif, sil. Bir okuma parçası. Kıraetun. Kıraetun, okuma. En-nezafetu temizlik fi hayatina vel İslami İslam'da ve hayatımızda temizlik. En-nezafetu temizlik kıymetun kıymetlidir, bir değerdir. Mühimmetun önemli, mühim bir değerdir. Kim için? Lil ferdi birey için temizlik kıymetli bir değerdir. Ve lidalike işte bundan dolayı, bunun için yecibu gerekir. Ne gerekir? El muhafazatu korumak gerekir. Ne üzerine gerekiyor? Alen nezafeti el bedeniyeti vel biiyeti. Çevre ve beden temizliğini muhafaza etmek, korumak gerekir. El istihmamu banyo yapmak, yıkanmak. Minen nezafetil bedeniyeti, beden temizliğindendir. Beden temizleme yollarından birisi banyo yapmaktır. Hafiz koru, ala nezafetike kendi temizliğini koru.
El bedeniyet, beden temizliğini koru. Ne vasıtasıyla? Lil istihmami, banyo yapma vasıtasıyla beden temizliğini koru. Külle yevmin, her gün banyo yaparak. Ev yevmeyni, veya iki günde bir. Niye? Liyebka cismuke nazifen. Cisim beden demek burada. Vücut demek. Cismuke bedenin temiz kalması için. Liyebka kalması için. Ney? Cismuke senin bedenin ne kalması için? Nazifen temiz kalması için. Artık her gün veya iki günde bir banyo yap diyor. Ve ilbes velbes giy, elbise giy. Daimen sürekli el merabise, elbiseler giy. Öyle elbiseler ki nazifeten temiz ve mekviyeten ütülü. El melabis kelimesi cemi mükesser gayr akıl, yani elbiseler. Gayr akıl bir cemi olduğundan müfret müennes hükmündedir. El melabis elbiseleri giy. O elbiseler ne olduğu halde nazifeten ve mekviyeten temiz ve ütülü. Ütülü iken onları giy. Yani temiz elbise giy değil, temizken giy, ütülü iken giy. Şunun tercümesi yanlış yapılmış. Çünkü el melabis marife, nazife ise nekredir. Dolayısıyla bunlar sıfat mensuf olamazlar. Tercümesine bakarsan temiz elbiseler giy demiş. Olmaz, yanlıştır. Elbiseler temiz iken, yani temiz oldukları halde, burası haldir. Yanlış tercüme yapılmıştır. Elbiseleri temiz oldukları halde ve ütülü oldukları halde veya elbiseleri temiz iken, ütülü iken giy. Temiz elbise giy, ütülü elbise giy manası çıkmaz burada. Neden? El melabis marife, nazife ve mekviye nekredir. Bunlar sıfat mensuf olamazlar çünkü. Yani tercüme yapan bunu gözden kaçırmış olabilir. Ve yecibu ve gerekir en tağsile. Tağsile ente, senin yıkaman gerekir. Yedeyke ellerini, yedun yedani, yedeyni, yedeyke. Çünkü yedey muzaftır. Ellerini, iki elini yıkaman gerekir. Yedey, tesniye bu. Bir sabuni, sabun vasıtasıyla yıkaman gerekir. Kable ta'ami ve ba'dahu, yemekten önce ve sonra. Kable önce, ba'de sonra. Ba'dahu ne demektir? Ba'de ta'ami demek. Hu ondan sonra. Hangi o, neyi kastediyor? Portakaldan bahsetmiyor, yani yemekten bahsediyor. Yemekten sonra demektir. Ve yecibu ve gerekir ente kule ente, senin yemen gerekir. Yecibu en kalıbı sürekli geliyor, fark ediyorsunuz. Ne yemen gerekir? Et-ta'ame mef'uldür. Yemek yemen gerekir. Yemek nasıl bir yemek ama? En-nazife, temiz yemek. İşte burada en-nazif et-ta'amın sıfatıdır. Dört yönden yum içerisindedir. Temiz yemek yemen gerekir. Niye? Lil-muhafazati, korumak için. Ala sıhhatike, sıhhatini. Minel emrad, hastalıklardan. Vel cerafimi, ve mikroplardan kendini korumak için böyle yapman gerekir. Ve daha lil muhafazati, muhafaza için gerekir. Alel esnani, dişleri muhafaza için. Yecibu, gerekir. Entunezzifeha, onları temizlemen gerekir. Dişleri yani. Bil fırşati, fırça ile. Vel macuni, ve macun ile. Macun ve fırça vasıtasıyla, araç gereçleri ile dişlerini temizlemen gerekir. Merrateyni, iki defa. Merratun, bir defa. Merrateyni, iki defa. Alel ekalli, en az iki defa. Fil yevmi, bir günde. Ve nezafetul uzuni, kulak temizliği. Vel enfi, ve burun temizliği. Ve nezafetul şa'ri, şa'r saç demek. Ve saç temizliği. Ya onlar nedir? Minen nezafetil bedeniyeti evan. Aynı şekilde onlar da nedir? Beden temizliğinden bir parçadır onlar da. Lin nazafetil bi'eti, çevre temizliği için yecibu gerekir. Ne gerekir? El ihtimamu, özen göstermek gerekir. Bi nazafetil menzili, menzil yatak demektir. Yatak temizliğine ihtimam, özen, önem göstermek gerekir. Ve hasaten, özellikle de bi nezafetil medbehi, mutfak temizliğine önem vermek gerekir.
ve daha neye önem vermek gerekiyor? Bi nezafeti seriri, yatak temizliğine. O zaman buradaki menzil yatak manasında olmaması lazım. Çünkü serir yatak döşek demektir. Buradaki menzil konaklama manasında, yani ev temizliğine. Lin nezafeti bi'eti, çevre temizliği için yecibu gerekir. El ihtimamı, özen göstermek gerekir. Neye? Bi nezafeti menzili, ev temizliğine. Ve hasaten ve özellikle ev dedikten sonra evin parçalarına geçiyor. Bi nezafeti medbahi, mutfak temizliği ve nezafeti ne diyoruz? Ba harfi cerri varmış gibi. Bi nezafeti gibi. Nezafeti seriri ve yatak temizliğine ve nezafetil hammami ve banyo temizliğine, özellikle bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve yecibu gerekir en neva'a, koymamız gerekir. En neva'u değil neva'a, nasip etmiştir. El evsaha, çöpleri fi selletil kumameti, çöp selesine, çöp kutusuna atmamız gerekir. Ve yecibu gerekir el muhafazatu, korumak, ala nezafeti mekanil ameli, amel mekanı yani iş mekanını temizliği de gerekir. Evet, nezafeti mekanil amel, iş yeri, çalışma yerinin temiz olması gerekir. Ve daha yecibu el muhafazatu desek ala vesailin nakli el cemaiyyi, toplu taşıma araçlarının da temiz olması gerekir. Ve mahaddatiha, mahaddatiha. Ha burada nereye gidiyor? Toplu taşıma araçlarının duraklarının, yani mahaddat durak demek. Araçların duraklarının da temiz olması gerekir. Ve devam ediyor. Yecibu el muhafazatu ala nezafetil hadaiki el ammeti, umumi bahçelerin de temiz olması gerekir. Buna park diyoruz. El hadaikil amme, parkların temizliğine dikkat etmek gerekir. Ve nezafeti şevari'i, caddelerin temiz olması gerekir. El medaresi ve okulların, hiye işte bu sayılan şeyler nedir? Evan, aynı şekilde onlar da min nezafetil bi'eti, çevre temizliğinden birer parçadır bunlar. Çevre temizliğin içine dahil olan maddelerdendir. İhtemme yehtemmu. Yehtemmu önem verir. El-İslam, İslam min nezafeti, temizliğe kesiren çok. Lidalike, işte bunun için, yani çok önem verdiği için yec'alu et-taharete, yec'alu yapar et-taharete, temizliği şartan, şart yapar. Şart koşmuştur. Likethirin minel ibadati, ibadetlerin pek çoğuna şart koşmuştur temizliği. Ne gibi ibadetler mesela? Kessalati, namaz gibi, ve kıraetil Kur'ani, ve Kur'an okumak gibi. Bunlarda temizlik şarttır. Yani abdest. Kale Allahu subhanehu ve teala fil vudu'i. Kale Allahu subhanehu ve teala, yüce Allah, teala yüce, subhanehu, 90 sıfatlardan münezzeh, kendisinde bir eksiklik olmayan Allah buyurdu. Fil vudu'i, abdest hakkında. Abdeste dair şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza kumtum, siz kalktığınız vakit. İle salati, namaza doğru. Namaz için kalktığınızda. Fâsilû, yıkayın vücûheküm, yüzlerinizi. Vechun, vücûhun, cemî mükesser. Ve daha neyi yıkayın? Eydiyekum, yedun, eydiye. Bu da eller demek. Bu da cemî mükesser. Ve ellerinizi de yıkayın. Nereye kadar? Elleri yıkayacaksın. İlel merafiqi, dirseklere kadar. İla nihayet bildirir. Dirseklerden yukarısı dahil değildir. İla burada ma'a manasını, yani dirseklerle beraber yıkayın. Vemsahu ve mesh edin. Mesh yapın. Bi ru'usikum, başınızı da mesh edin. Ve erculekum, ve ayaklarınızı da yıkayın. İlel ka'beyni, topuklarınızla beraber. İla burada yine ma'a manasındadır. Bir usikum ve ercu lekum dedik, bitirdik. Kale Rasulü Allah, yani Rasulü Allahi, Rasulullahi, Allah'ın Resulü şöyle buyurdu.
sallallahu aleyhi ve sellem. Salat selam onun üzerine olsun. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. En nezafetü temizlik nedir? Minel imani imandandır. İmandan bir parçadır yani. Bu hadisi bu şekilde Arapça ve Türkçe bilelim. En nezafetü temizlik nedir? Minel imani imandandır. İmandan bir parçadır yani, bir cüzdür manasına geliyor. Burayı geçtik. Et-tedribat aşağıdaki boşlukları sütundaki fiilin uygun mazi çekimleriyle doldurun demiş. Mesela vesafe demiş. Vesafe, vesafa, vesafu diye çekim devam ediyor. Vesafe nedir? Misal bir fiildir. Çekimi zaten kitapta var. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen misal fiillerin uygun mazi formlarıyla doldurun demiş. Şimdi et-tilmizat nasıl bir kelime? Cemi ve müennes bir kelime. Öyleyse ve kafeyi cemi ve müennes hale getirmemiz gerekir. Cemi ve müennes hale getirdiğinde onun ve kaf ne, keteb ne, fetah ne kalıbına geldiğini görmüş oluruz. Et-tilmizatu ve kaf ne. El-tilmizatu kız, kızlar ve kız öğrenciler. Ve kaf ne, onlar durdular. İnde işarati el-mururi. Trafik işaretleri esnasında, trafik işaretlerinin yanında onlar durdular. Şimdi tilmizat burada müptida olur. Vekaf ne fiildir tabi. Fiil artı fail ile birlikte fiil cümlesi olarak haber olmaktadır. Vesafe eşşairu ettabi'etu. Şimdi buradaki olay soru 1'de daha önce kural vermiştik hatırlarsanız. Soru 1'de önce kelime var, sonra nokta var. Bu gibi yerlerde fiili ilk kelimeye uydurman gerekir. Yani ilk kelime müzekker mi, müennes mi, müfret mi, tesniye mi, cemi mi, tüm özellikleri taşıyan hale getirdik kelimeyi. Öyle olması gerekir. Ama ikinci soruya baktığında önce bir kelime verilmemiş, cümle noktayla başlamış. Bu durumda verilen fiili ne yapman lazım? Kendisinden sonra gelen kelimeye, burada şair kelimesi, yalnızca müzekker müennes olarak uydurman gerekir. Müfret, tesniye, cemi olarak kendisinde bir değişiklik yapmıyoruz. Eşşair hem müfrettir hem müzekkerdir. Vesafe de zaten öyle. Bitti yani. Uyumlu. Bir şey değiştirmene gerek yok. Üçe baktığında entüm yazmış. Entüm nedir? Ente, entuma, entüm. Cemidir, müzekkerdir. Öyleyse vecideyi cemi ve müzekker yapman lazım. Vecedtum. Tabii şu da var. Hani cemi ve müzekker yapacaksın, bir de entum ikinci şahıs. İkinci şahsa da getirmen gerekir vecedtum fiilini. Yani vecede, vecede, vecedu deyip bıraksan, vecedu yazsan olmaz. Neden? Vecedu üçüncü şahıstır. Entum ise ikinci şahıstır. Şahısların da tutması gerekir. Yani tüm yönleriyle tutması gerekir. Uygun hali vecedtum olur. Entum yine mübteda, vecedtum fiil fail olarak, fiil cümlesi olarak dolayısıyla burada arkadaşlar haber olmaktadır. Soru 4'e baktığında önce noktalar gelmiş, ardından fiil gelmiş. O zaman ne yapacaksın? Fiili hemen sol tarafındaki ilk kelimeye yalnızca müzekker müennes olarak uydurman gerekir. Er-riyaviyyetu kelimesi müennestir, görüyorsunuz. O zaman vesaleyi müennes yapıp bitireceksin işi. Vesale, vesalet, bitti. Ardından gelen kelime yebise el-huzaru fil-beyti. Yebise kelimesi. Şimdi püf nokta burası. Beşe baktığımızda el-huzaru fil-beyti. Peki burada verilmiş olan yebise fiil ne demiştik? Hani cümlede kelime yok, noktayla başlamış. Fiili müzekker müennes olarak yalnızca sol tarafındakine uydur. El-huzaru müzekker mi müennes mi? Cevaba baktığında yebiset müennes yazılmış. El huzaru ben müenneslik alameti göremiyorum. Püf nokta, dikkat kesiliyoruz. El huzaru kelimesi arkadaşlar cemi mükesserdir. Cemi mükesserlerin müzekker mi müennes mi olduğuna nasıl karar verilir? Onların müfretlerine bakarak karar verilir. El huzaru cemidir. Müfredi nedir peki? Müfredi huzratun olur. Yani aşağı yukarı şöyle yazılır. Huzratun, evet. Müfredi budur. Müfredine bak. Müfredi müennes mi? Müfredi müenneslik alameti taşıyor. Öyleyse bunun cemisinde müenneslik alameti olmasa bile
cemisi ne olur yine de müennes sayılır. Bu yüzden fiil müennes yazman gerekir. İyi de ben nereden bileceğim şimdi hudarun müfredini ben nereden bileyim? Tabii ki bilemezsin. Nereden ezbere bilmek için daha önceden bu kelimeyi görmüş, ezberlemiş olmak lazım. Yoksa ilk gördüğün gibi direkt kendisinde bir alamet, bir belirti yok. Bilememeniz normaldir. Daha önce de görmüş, ezber yapmış arkadaşlar biliyordur. Yani bu soru o bakımdan bir nebze de olsa zor olduğu söylenebilir. Daha aşağı iniyoruz. Misal fiillerin tümü ikinci kalıptandır. Muzari'ye çevrilmiş. Vekafe yekifu, vesale yesilu, vecede yecidu, vehebe yehebu, vesafe yesifu. Bunları ama parantez arasındaki zamirlere uygun çekim haline getirmen lazım. Vehuma hum. Hum nedir öyleyse? Cemidir, müzekkerdir, üçüncü şahıstır. Ene, ben kalıbı, birinci şahıs. Nahnu, biz kalıbı, bu da birinci şahıs. Hüve, o, üçüncü şahıs, müfrettir, müzekkerdir. Hunne, o kadınlar demektir. Yani cemidir, müennestir, üçüncü şahıstır. İşte fiilleri, çekimini yapıp oraya gelmemiz gerekiyor. Yakifune, esilu, necidu, yehibu, yasifne. Şu yehibu, yehebu diye de okunur. Yani he fethalanabilmektedir aynı zamanda. Devam ettiğimizde arkadaşlar bir çekim söz konusu. Vecede, vekafe, vesale, ve'de zaten cevap anahtarlarında var. Yakın ve uzak gelecek zamana çevirin. Yakına çevireceksen sin, uzağa çevireceksen sefe olarak çevirisini yapabilirsiniz. Zaten yapılmış değil mi? Zehebe er-raculu ilel benki yazılmış. Zehebe gitti. Er-raculu kişi ilel benki. Benke gitti. Se yezhebu. Muzare çeviriyorsun. Zehebe yezhebu. Se yezhebu veya sefe yezhebu. Başka bir değişiklik yok. Başına sin getir veya sefe getir. Önce muzareye çevir. Ardından sin veya sefe ekle. Bitiyor. Yeşrabu el-veledu minel asiri. Se yeşrabu, sefe yeşrabu. Yeselu, se yeselu, sefe yeselu. Ya'idu, se ya'idu, sefe ya'idu. Ya sin ekliyorsun ya da sefe. İkisi de eklenebiliyor. Yani kolay bir şey. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki soruya verilebilecek uygun bir cevaptır demiş. Meta ne zaman tezhebine, sen gidiyorsun. İler ütleti tatile. Seedhebu, ben gideceğim. Ba'le usbu'in, bir hafta sonra. Altıncı soru. Şimdi burada ne zaman gideceksin diyor ya. Ne zaman gideceksin diyor tatile. Edhebu, ben giderim. Sen nedhebu, biz gideceğiz. Seedhebu, ben gideceğim. Len edhebe, asla gitmeyeceğim. Sefe nerci'u, burada dönmekten bahsediyoruz zaten. Yani dolayısıyla sin ile olacak. Çünkü tatile ne zaman kişinin çıkacağı, gideceği sorulmuştur. Gelecek zamanla alakalı bir şey değil mi? Bunu ne zaman yapacaksın diyor. Cevap olarak da sin veriliyor. Cevap şıkkında sin olması gerekiyor. Hangisi yukarıdaki yanıtın sorusu olabilir? Şimdi bir yanıt vermiş, cevap vermiş. Bu cevabı kişi hangi soruya yönelik vermiş olabilir? Vecedtuma fil medbehi. Eyne nerede vecediti hakibeteke. Eyne nerede vecediti, sen buldun. Hakibeteki, kendi çantanı sen nerede buldun diyerek Ayşe Fatma Hayriye'ye bu soru yönetilmiştir. Hakibetun, hakibete, te kelimenin aslından yani. Ki ise sen demek. Diyor ki vecedtu, ben buldum, ha o çantayı, hakibetun mühennes olduğu için ha kullanılmış. Nerede buldum? Fil medbehi, mutfakta buldum. Keyfe, nasıl diye mesela söylemiş. Burada bir şekil bildirilmemiş. Eyne, nerede? Evet, burada da mekan bildirildiğine göre eyne olur. Meta, ne zaman? Bir süreç bildirilmemiş. Eyne, nerede vecedtum, sen buldun. Eddabaha, tabağı diyor. Hel vecette, sen buldun mu? Naam demesi gerekirdi. Değil mi? Soru sormuş. Evet veya hayır diyerek başlaması gerekir. 8'e bakıyoruz.
boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen edat veya kelimelerden anlam ve yapı bakımından uygun olanları seçin. Yecibu en geldiğine göre ardından gelen fiilin ne olması lazım arkadaşlar? Yani muzari ne olması lazım? Mensup olması lazım. Egife mensuptur. Negifu olur mu? Hayır. Ötreli. Temurru ötreli olmaz. Dolayısıyla egife olması gerekir. Yani yapıyı bile bilmek, enin nasip ettiğini bile bilmek yeterliydi. Manayı bilmeye bile gerek yoktu. Yani bu soru böyleydi. Her soru böyle olur değil tabi. Bazılarında manayı da bilmemiz gerekebilir. Böyle de çok yakın olmuş. Yine biz böyle gidelim en iyisi. İkiye baktığımızda 2'de la tekif neden la getirilmiştir? Çünkü fiil burada cezm halinde. O zaman cezmedecek bir şey lazım. Sefe hiçbir şey yapmaz. Hiçbir değişiklik yapmaz fiilde. Yani yapısında değil mi, harekesinde bir değişiklik yapmaz. Len ise nasb eder, la ise cezmeder veya etmez. Hangi la olduğuna bağlı. Burada la tekif fiilin mezum olduğunu, cezim de bittiğini görüyorum. Sefe hiçbir şey yapamaz. Len nasb eder. Öyleyse bu olsa olsa la'dır diyerek çözülebilir. Va'ide el muallimu et tullabe. Va'ide vaat etti. El muallimu öğretmen et tullabe öğrencilere neyi vaat etti acaba? Vaat edilen şey nedir? Bil caizeti. O zaman et tullaba bakmak gerekir. Üçe baktığımızda et tullabu el müştehidine. Neden el müctehidine? Çünkü ettullâbe mensup buradan mefuldür. Öğrencilere vaat etti. Nasıl öğrencilere? El müctehidûne olur mu? Merfu olur bu. Ettullâbe. Şöyle diyebiliriz. Yani biraz uzadı ama baştan alalım. Daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Va'ale fi'il. El muallimu fa'il. Ettullâbe mef'uldür. Öyleyse mensup olması gerekir. Nasb alamet olarak fetayı verdik. Abdullah B. Öğrencilere, öğretmen öğrencilere vaat etti, söz verdi. Peki el müctehidûne desem vavlu yazılmış olur. Sıfat mensup olmaz. Çünkü Abdullah B mensuptur. El müctehidûne merfu, vavdan dolayı merfu. El müctehidû zammeden dolayı merfu. El müctehidîne ya ile mensuptur. El müctehidine seçilir çünkü sıfat mensup olabilmesi için dört özellik yalnızca bunda tutuyor. Mensuptur. Et dullab da mensuptur. Ha, et dullab fetha ile mensup. El müctehidine ya alametiyle mensup. Alametlerin aynı olması gerekmez. İkisi birden mensup, ikisi birden merfu, ikisi birden mecrur olması yeterlidir. Sıfat mensup olması gerektiğini nereden anladım? Diyelim ki merfu yaptım. El müctehidune. Fail midir bu? Yok, fail zaten var. Nedir yani? Mübteda mıdır, haber midir? Uyumlu olmuyor. Kesinlikle el müctehidine'yi seçmemiz gerekir. Dörde baktığımızda yecibu el muhafazatu alen nezafet. Ala kullanıyordu, doğru mu? Evet. Yecibu ile ala kullanıyor zaten. Yecibu fiili artı ala. Bu şekilde kullanımı kitapta zaten geçti. Yecibu en neva'a el evsaha. Çöpleri koymamız gerekiyor diye yine cümlede geçmişti. Çöp kutusuna neyi koyarsın? Elbiseleri mi? Ulum, el ulumi, ilimleri mi? Hayır, çöpleri koyarsın. Burada mana önemliydi. 6. Yumkinuki en nasb edecektir. Terci'u nasb halinde, yerci'a nasb halinde, terci'i de nasb halinde. Hepsi de doğru yazılmış diyebilirsin. Ama bir fark var. Yumkinuki. Yani müennese yönelik kullanılmış. Öylesi terci'u olamaz, müzekkerdir. Yerci'u müzekkerdir. Terci'i müennestir. Şuradaki ki'den yola çıkarak bunu söyleyebilirsiniz. Bu yüzden terci'i seçilmiştir. Müennese müennes uyum aranıyor. 7. Yehtemmu el müderrisu bi necahi dullabihi. Burada da ba harfi cerri kullanılıyor. En zaten olamaz çünkü necahi kelimenin cer halinde olduğunu görüyorum. En olamaz. Fi veya bi olması gerekirdi. Burada ba harfi cerri, yani bi tercih ediliyor. Neden? Yehtemmu bi. Yehtemmu fiilinden sonra ba kullanılır. Ondan dolayı. 8. Senasilu ila. İla geldiğine göre harfi cer bu değil mi? Ardından gelen kelimenin mecrur olması gerekir. Hallun merfudur. Olamaz.
Gariyeti olabilir, kitabi olabilir. Gerisi manaya bağlı. Sen nasılı biz ulaşacağız? İla gariyetina, köyümüze ulaşacağız. Bana de yemin bir gün sonra. Kitabıma burada sen nasılı biz diyor. Burada kitabi benim kitabım diyor. Bizden bana olmaz. Bizden bize olur. O yüzden gariyetina, köyümüze biz ulaşacağız. Köyümüze, köyüme değil mesela. Buradan da yola çıkarak garret, yani köyün seçilmesi anlaşılabilir. 9'a baktığımda erci'a kelimenin mensup olduğunu görüyorum. La nasip etmez. Sefe hiçbir şey yapmaz. Len nasip eder. Öyleyse len gelmeli. Lem cezmeder. Öyleyse meczum bir fiil yazacaksın. Ecidu merfudur. Ecide mensuptur. Ecid meczumdur. Demek ki şık odur. Sıra 9'a geldi. Arapçaya çeviriyoruz. Kapının önünde durmamız gerekiyor. Yecibu en gerekir ney? Nekife. Bizim durmamız gerekir. Emamel babi. Kapının önünde. Ketebe yazdı. Şurtiyul mururi. Trafik polisi. Aleyye. Bana yazdı. Peki yazdığı şey nedir? Garameten. Bir ceza yazdı. Fatma kitabı bul lütfen demiş. Ya Fatime tu Fatma cidi ve cedi kökünden emir hazırdır. Cidi sen bul. El kitabe kitabı bul. Le semihti semehti lütfen. Yumkinuke mümkündür. Yani yapabilirsin. En tes'ele, seni sorman mümkündür. Sorabilirsin. Kime? El muallime, öğretmene. Ya Mahmudu, Mahmud, öğretmene sorabilirsin. 5. Eve bir gün sonra varacağız demiş. Senesilu, sin var değil mi? Gelecek zaman. Senesilu, biz varacağız, kavuşacağız, ulaşacağız ilel beyti eve, ba'de yevmin bir gün sonra. 6. Müdür okula dönmeyecek. Len yerci'a, dönmeyecek. El müdiru müdür ilel medreseti okula. 7. Çöpleri çöp kutusuna koyacağım demiş. Se eva'u bak koyuyorum değil koyacağım ecek acak sinden dolayı. Se eva'u ben koyacağım. El evsaha çöpleri fi selletil kumameti çöp kovasına çöp kutusuna. 8. Ahmet kütüphaneye ne zaman varacaksın? Meta ne zaman? Se tesilu ente. Sen varacaksın, ulaşacaksın ilel mektebeti, kütüphaneye. Ya Ahmedu, Ahmet. Çantanda bir kitap bulacaksın. Diyor ki bundan sonrasını hem müzekker hem de müennes yapalım. Setecidine kitaben fi hagibeti ki. Setecidu, setecidine. Burası müennes. Setecidu ise müzekkerdir. Kitaben fi hagibeti ke. Çantanda bir kitap bulacaksın. 10. Bu ayet temizliğin önemini gösterir. Tedüllü gösterir. Ne? Hadihil ayetu. Şu ayet gösterir. Ala ehemmiyetin nezafeti. Temizliğin önemini gösterir. Ona delalet eder. 11. Öğleden önce fakülteye varabilirsin. Yumkinu ki veya yumkinu ke en tasili en ne yaptı nasip etmiş tasiliyine tasili olmuş ke olsa müzeker ki olsa müennes unutmuyoruz yumkinu ki en tasili senin varman mümkündür varabilirsin ilel külliyeti fakülteye kable zuhri öğleden önce ya Zeynebu Zeynep Yumkinuna en neşrabe içmemiz mümkündür. İçebiliriz huna burada. Kuben mine şayi bir bardak çay içmemiz mümkündür. İçebiliriz. 10. Türkçe çevir demiş. La takifu inde vav'i el ahdari. Yeşil ışıkta durmayınız. Durmayın emrediyor. Cid amelen fil medineti. Şehirde bir iş bul. Cid ente. Sen bul. Amelen iş. 3. Uridu ene. Ben istiyorum. En ecide. Bulmak. Hallen. Bir çözüm. En ecide.
Dörde geldik. E'idukum bin necahi. Size başarı vaat ediyorum. E'idu va'ade kökünden. E'idu ene. Ben vaat ediyorum. Kum size bin necahi başarı. Beş. Len yecidu ellissa. Hırsızı bulamayacaklar diyor. Aslında yecidu ne. Nun vardı değil mi? Hani yektubune gibi. Ama len ne yapmıştır? Nasl alameti olarak muzari'nin sonundaki nunu düşürmüştür. 6. Vesalna. Biz ulaştık ilel kahireti. Kahire'ye sabahen, sabah vaktinde ulaştık. 7. Yecidu en tevsilu. Aslında tevsilu ne? Nun düşmüştür. Eydiyekum. Ellerinizi yıkamanız gerekir. 8. La yakifu. Aslında yakifu ne? La düşürmüştür nunu. La yakifu fi muntasafi saffi li yakifu indel babi li yakifu. Aslında bu da nedir? Yakifu ne? Nun vardı. Li onu düşürmüştür. Burası ne? Emri gaiptir. Sınıfın ortasında durmasınlar, kapının yanında dursunlar. Evet. La yakifu nehi ediyor değil mi? Nehi gaiptir. Li yakifu ise emri gaiptir. La yakifu yasaktır. Li yakifu emrediyor. 9. Va'i emri hazır. Koy selletel kamameti, kumameti çöp kutusuna koy. Emamel babi kapının önünde. Ya ummi anne. Anne çöp sepetini kapının önüne koy diyor. Va'i koy. Neyi koy? Selletel kumameti çöp kutusunu koy. Nereye koy peki? Emamel babi kapının önüne koy. Lem yasif el katibu et taharete. Yazar temizliği tarif etmedi. Lem yasif tarif etmedi. El katibu yazar, yazan kişi neyi tarif etmemiş? Et taharete temizliği. 11'e sıra geldi. Vecede su'ube fi kalıbıyla boşlukları doldurun demiş. İşte örneğin el muallimu nokta nokta el kitabe el fakiru nokta 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 el hayat. Hemen burada doldurulmuş. El muallimu öğretmen la yecidu hüve su'ubeten fil kitabeti kitapta bir zorluk bulamadı. El fakiru fakir yecidu bulur. Su'ubeten zorluk bulur. Fil hayati hayatta. 1. El imamu fil mescidi la yecidu su'ubeten fi kıraatil Kur'ani. El imamu imam fil mescidi mescitteki imam, yani imam mescittedir diyor. La yecidu hüve o bulamaz. Su'ubeten zorluk bulmaz. Fi kıraatil Kur'ani Kur'an-ı Kerim okumasını okumasında zorluk bulmaz. 2. Zehebtu ilel firâşi müteahhiran ve fî hâde sabâhi vecedtu su'ubeten. Vecedtu su'ubeten. La 3'e bak. La tecidu su'ubeten. 4'e bak. Hel vecedte su'ubeten. 5'e bak. Ecidu su'ubeten. Yani hepsini böyle okuyoruz. Alıştırma 12 diyor. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki fiilin uygun kipiyle doldurun demiş. Mesela Aliyun merivun ve vehebe ilel müsteşfa. Vehebe ne yapmış mesela? Yezhebu yapmış. Daha da ötesi yecibu en yezhebe. Burada yecibu kalıbı kullanılıyor. 12'ye bakıyoruz. Yecibu en yedhebe, yecibu en tedhebe, yecibu en aküle, yecibu en eşrebe. Yani yecibu en çalışması yapılmıştır. En'den sonra ne gelsin diyor. Ali üçüncü şahıstır. Bu yüzden yedhebe kalıbı muzarisi kullanılmış. Fatma da üçüncü şahıs ama müennestir. Bu yüzden yedhebe yerine t, yani yeysil t yap. Tedhebe. En'den dolayı sonu mensup, farkındasın. 2. Ene ben demektir. Öyleyse muzari ben kalıbını almak gerekir. Ene ben ca'i'un ve yecib açım demek. Ca'i'un. Ene ben ca'i'un açım.
Ve yecbu gerekir en aküle yemem gerekir. Tamamen yemek. Hani enden sonra şurada aküle değil de ye kulu gelse, şu kalıp gelse olur mu? Ye kulu o demek. Ben size burada kendimden bahsediyorum. Üçüncü şahıstan bahsetmiyorum ki. Bu yüzden aküle geliyor. Ekele kökünden. Ekele ye kulu. Akulu en aküle. Üç. En atşan. Ben susuzum yani susadım. Madem susadın öyleyse yecibu gerekir. En eşrabe maen. Su içmem gerekir. Yine benden bahsettiği için ne oluyor arkadaşlar? Mütekellim kalıbı geliyor enden sonra. Dört. İndi imtihanun. Yani imtihanım var diyor. Ve yecibu öyleyse yecibu gerekir. En ezhebe gitmem gerekir. İler mektebeti. Okula gitmem gerekir. Liddiraseti. Eğitim, öğretim için, ders için, sınav için. En ezhebe. Çünkü indi. Benden bahsediyorum. O yüzden yine ben kalıbı gelmiştir. Enden sonra. Yani yecibu en şart zaten. O enden sonra gelecek muzari kalıbı nasıl olur? Yecibu'dan önce gelen kelimeyi inceleyeceksin. Hangi kalıp? Ben mi? O mu? Şu mu? O ikisi mi? Siz mi? Ona göre muzari uygun kalıbını enden sonra getiriyoruz. Validi, benim babam imamun, imamdır. Ve yecibu gerekir. En yezhebe, onun gitmesi gerekir. Hani en ezhebe olur mu? Benim gitmem gerekir. Aslında herkesin gitmesi gerekir de burada ondan bahsediyoruz. O üçüncü şahıstır. Bu yüzden yezhebe olur. İlerle mescidi, lissalat, namaz için mescide gitmesi gerekir. 13 diyor. Boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen fiilin uygun biçimleriyle örnekte olduğu gibi doldurunuz. Burada da enin nasb etmesiyle alakalı bir çalışma var diyebiliriz. Tabi bundan önce ne var? Yumkinu, aslında yumkinu en çalışması. Yumkinu en kalıbı. Yumkinu ke, yumkinu ki. Bu tür bir çalışma var. Burada vekafe fiilini kullan demiş. Yumkinuke en nekafe. En tekafe daha doğrusu. Ke ikinci şahıstır. O yüzden fiili de ikinci şahsa getiriyoruz. İkinci şahıs olarak tekife, ente yani. Yumkinuke en tekife. Senin durman mümkündür. Emame sabbura. Tahtanın önünde durman. Yumkinukum, size mümkündür yani size serbesttir. En tercihu, dönmeniz, ila buyutikum, evlerinize dönmeniz serbesttir. Dönebilirsiniz diyor. Raca'i ne yapmış? Kum zamirine uygun hale getirmiş. Rakafe'yi ne yapmış? Ke zamirine uygun hale getirmiştir. Ke nedir? İkinci şahıs müzekker ve müfrettir. Bu yüzden takife o hale geldi. Rakafe'yi önce muzar yapıyorsun, sonra şuradaki zamiri uygun hale getiriyoruz. Raci'a. Ne yapmak lazım? Şuradaki zamiri uygun hale getirmek lazım. Kum nedir? Keykuma kum. Cemidir, müzekkerdir, muhataptır. Öyleyse raca'i önce muzari yap, sonra şu zamire uygun hale getir. Diğerleri için de aynı şey söz konusudur. 1. Yumkinu ni. Yani bana mümkündür. Ben yapabilirim, serbestim. En edhebe ile suğuki çarşıya gitmem mümkündür. Gidebilirim diyor. İkiye bak. Yumkinu ke. Ke'ye uygun hale getirecektir. En tekule, seni yemen mümkündür. Semeketen balık ve salatan ve salata. Yumkinu na. Na zamirini uygun hale getirmen gerekir. Harace fiilini. En nehruce, çıkmamız mümkündür. Yani çıkabiliriz. Dörde baktığımızda yumkinu hum. Hum nasıl bir zamirdir? Hüve huma hum. Cemidir, müzekkerdir, gaiptir. Yani üçüncü şahıstır. Öyleyse celesi fiilini bu zamiri uygun hale getirmen lazım. Öncesinde muzariye çevirerek. Celese yeclisu. Çekim yap. Yeclisu, yeclisani, yeclisune. Enden dolayı yeclisunun düşmüştür. Beş. Yumkinu ki, ikinci şahıs ve müennes müfrettir. En teşrabi, teşrabi yine teşrabi kalmıştır. Enden dolayı ene de dikkat etmek lazım. Ene nasip ettiğini unutmamak gerekiyor. Yumkinu na en nel'abe. La'ibe fiili nel'abe halini alıyor. Başına nun getiriliyor. Na da öyle yani.
Yumkinu kum. Kumda ne yapıyorsun? Şu şekilde tenzilu başa T'ye getirerek muzari yapılıyor. Tenzilu aslında tenzilune enden dolayı düşmüştür. Yumkinu ha en teskune sekene yeskunu teskunu en teskune. Yumkinu na öyleyse en ne doğruysa muzari başına nun geliyor. Yumkinuhu en yahruce. Anlaşıldı sanırım. Yani yumkinu fiiline bitişik olan zamir her ne ise, tabi zamirler ünitesini biliyor olman lazım. O zamire uygun halde bir muzari getiriyorsun enden sonra ve enin onu nasbedeceğini de unutmuyorsun. Bundan ibaret. Bitmiş gibi gözüküyor ama şuraya bakalım, en azından ünite sonu olan sorular vardır. 1. Hangisi trafikle ilgili bir ifade değildir diyor. Ezrak diyor, değil mi? Neden ezrak kelimesini seçtim? Ezrak mavi demektir. Trafik lambalarında mavi yok ki. A şıkkı memnu'ul vukuf, park yasak. B şıkkı işaretul murur, trafik işareti. C şıkkı elvav'ul ahmer, kırmızı ışık. E şıkkı elvav'ul ahbar, yeşil ışık. Diyarbakır şıkkına bak. Elvav'ul ezrak, mavi ışık diyor. Mavi ışık yoktur. Bu yüzden trafikle ilgili bir kavram değildir. Bu yüzden Diyarbakır şıkkı hatalıdır. 7. İndahum imtihanun ve yecibu, artık nokta nokta nokta. Hum demiş, unutmayın. Öyleyse yecibu en huma uygun bir kelime. İyi de hum ne ki yani? Hum nedir? Hum arkadaşlar hı ve huma hum, yani cemidir, müzekkerdir, gaiptir. Diğer söyleyiş ile erildir, çoğuldur ve üçüncü şahıstır. O şekilde bir muzari fiil lazım. Ve muzari fiilin mensup olması gerektiğini unutmuyoruz. Çünkü başa en gelecek. A şıkkında zaten en yok. Direkt ele. B şıkkında en var. Yedruse nasıl da etmiş. Doğru yazılmış ama müfret bu. Hum ise cemidir. Uyumlu değil. C şıkkı en tedrusu. Evet, en var, doğru. Tedrusu ne? Sondaki hum da düşürülmüş nasb alameti olarak. Bu da doğru. Ama T ile yazılan bir cemiden bahsediyorum. Yani bu ikinci şahıs olmadı. Diyarbakır şıkkı tedrusune. Nunla yazılmış. En de yok. Geriye kaldı Edirne. En yedrusu. Evet. Derase yedrusu. Çekim yap. Yedrusu. Yedrusani. Yedrusune. Enden dolayı en yedrusunun düşmüştür. Doğru yazım budur. Kolay bir soruydu diyebiliriz. Şu zamirleri, fiil çekimlerini, muhatap, gaip, ikinci şahıs, üçüncü şahıs, bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bu konuda zayıf olan arkadaşlar eski ünitelere müracaat etsin. 2. Hangisi misal fiilin tanımıdır? Mesela E son harfi illetli olan değildir. D orta, o da değil. C bu da değil. B şıkkı bu da değil. Demek ki A imiş. İlk harfi illetli olan, doğru. A şıkkı. 8'e bak. La takif. Durma. Emame hadihi seyyarati. Şu arabanın önünde durma diyor. Nehy diyor. Yasaklıyor. La takif. Nehy hazır. Peki nerede var? Bu arabanın önünde dursun diyor. Yok canım. Bu arabanın önünde durma. Bursa olur. Ki zaten odur. Bitti. 3. Hangisi muzari olarak çekimlenmiştir? Aslında üzerinde durduğum bir soruyu görüyorum şu anda. Yebise var. Yemene var. Yeidu var. Yesura var. Yenaa var. Bir defa muzari fiilin sonuncu harfinin zamme, yani ötürü olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Ketebe yektubu. Fetaha yeftehu. Haraca yehrucu. Medde yemuddu. Kale yegulu. Ne demek istiyorum? Muzari fiilin başında bir edat yoksa lem veya len gibi bir edat yok. Sadece muzari tahta yazarsan merfu yazman lazım. Burada hiçbir fiilin başında edat yok zaten. Öyleyse merfu bitmesi gerekir. Yalnızca bu. Edirne'de var. Yaidu. Burada şunu anlatmaya çalışmışlar.
Aslında benim üzerinde biraz durduğum bir konuydu bu. Böyle bir soru çıkması da bir yerde beni sevindirdi. Çünkü boşa mı anlatıyorum diye de düşünmüştüm anlatırken. Meğer boşa anlatmamışım arkadaşlar. Bir fiil muzdarın başında ye, te, e, nun olabilir yani. Eteğine demiştik değil mi? Eteğine'den biri olmak zorunda yani. Olabilir değil, olmak zorunda. Şu harflerden biriyle muzari başlamak zorunda. Ama bu harflerden herhangi biriyle bir fiil başladı diye kesinlikle muzari olması gerekir demiyorduk. Örnek işte yebise. Yebise nedir? Ya ile başlamıştır. Ama sen yebise ya ile başlar diye buna hemen muzari dersen aldanırsın demiştik. Dolayısıyla yaidu Edirne'dir. 4. Vecedtu nokta nokta. Vecede fiil, tu fail, meful lazım. Aynı zamanda sonra kelimesinin geleceğini direkt seziyorum her nedense. Zaten Sunube çalışması yapılmıştı. Oradan anlaşılıyor yani. Vecedetu ben buldum. Sunube'den bir zorluk buldum. Fin nuhuli fin ne minen ne. Evet, Sunube. Bursa seçilir. Doğru cevabı derhal bul. Hani bul diyor, emrediyor. Emri hazır olması gerekir dolayısıyla değil mi? Bir de derhal demiş. Yani hemen öyle beklemek yok. Bir de neyi bulacaksın? Cevabı, ama doğru cevabı. Buradaki doğru cevap kelimesinin sıfatı oluyor. Peki hani bul bir defa, buradan yola çıkabilirsin. Emri hazır olması şart. A şıkkı tecidu. Emri hazır mıdır? Hayır. Fiil muzaridir. Zaten emri hazır mezum olur. Değil mi? Olamaz bu, geç. La tecid, la var. Yani bir olumsuzluk var. Burada olumsuzluk yok ki. O zaman Bursa'da olamaz. Ceyhan'a bak. Li yecid, liye, lite. Bunlar emre gayiptir. Yani bulsun deseydi olabilir. Ama bul diyor, sana emrediyor. İkinci şahıs. Üçüncü şahıs değil ki, bulsun değil yani. Dolayısıyla Ceyhan olamaz. Diyarbakır. Cid ve cede yecidüden cid ente. Sen bul. Neyi bul? El cevabe es sahiha. Sıfat mevsuf görüyorsun. Doğru cevabı bul. Hem de fevran, fevri olarak. Yani hemen. Bu Diyarbakır doğru cevaptır. Edirne olamaz mı? Cidul. Bu cimidir ama. Hani bul değil de bulun. Sizler, siz üçünüz, siz beşiniz, artık 100 kişi, her kime hitap ediyorsa, yani sizler bulun deseydi o zaman cidu derdim. Çünkü cemi bu. Burada bul diyor, bir kişiye yönelik olduğundan Diyarbakır'daki cid kelimesi ve cede yecidu cid kelimesi doğru cevap olur. 5. Misal fiil çekimlerinden hangisi nehy-i gaib formundadır? Emri gaib, nehy-i gaib. La yakif, li yakif. Li yakif nasıl olsun? Emri gaiptir, liye. Yani bunu kaç defa söyledik zaten. Başka ne olabilir? E şıkkı la tegifne demiş. B şıkkı la tegifi. La tegifi nasıl olsun ki, bir defa gaib diyor. Buradaki kalıp ise muhataba kalıbı değil mi? Tegfine, la'dan dolayı tegfi oldu, cezm oldu diyor, nun düştü diyor. Muhatabanın müfredi bu, fark ediyorsunuz. Burada ise la yegifu, la cezm bile etmemiş. Yegifu, fa'da ne var? Zamme var. Bu ondan dolayı olamaz. Bursa'da muhatap bir kalıp yazıldığı için olamaz. Ceyhan'a baktığında emri gayiptir, liye. Dolayısıyla olamaz. E şıkkı la tegifne, la tegifne de olamaz. Çünkü bu da muhataba kalıbıdır değil mi? Oysa gaib muhataba çekimi olmaz. Gaib diyor. Gaib ve gaibe, yani yalnızca üçüncü şahıs çekimi olabilir bunun. İkinci şahıs çekimi olamaz. Çünkü gaib diyor, isimlendirmeye dikkat edeceğiz. İkinci şahıs olmak zorunda ve mezum olacak. Ve başta la olacak yani. O da nedir? A şıkkıdır. La yagif. Ona bakalım. Yumkinu ki. En, ki dediğine göre enden sonra müennes bir kelime getirmen gerekir. En olduğuna göre o kelime mensup olmalı. Aynı zamanda muzari olması da şart zaten. Bunları göz önünde bulundurarak bir kelime seçmeye çalışalım. Mesela A şıkkı desem, A şıkkı muzari değil bir defa. Direkt çöpe atabilirsin. B şıkkı teskune olabilir mi? Olabilir. Teskuna, sekene, yeskunu, teskunu, teskune olabilir. C şıkkı teskuni demiş. Teskuni aslında neydi? Teskuni ne? Sondaki nun nasıl alamet olarak düştü.
D şıkkı yeskuna müzekkerdir. E şıkkı yeskunne. Bu da değildir. Bunları o yüzden geçtik. Şimdi ki dediğine dikkat edelim. İşte daha ayrıntıya giriyoruz şu anda. Ki ikinci şahıs zamiridir. Öyleyse sen muzari bulsan bile, mensup bir kelime bulsan bile ikinci şahıs bir kelime olması lazım. O da nerede var yalnızca? Ceyhan'da var. Teskuni muhatabanın müfrededir, müennestir. Bu kalıp sık sık karşımıza çıkıyor. Sık sık muhatabanın müfredi tabirini kullanıyorum. Öyleyse buraya dikkat kesilin yani. Sık sık çıkıyor. Teskuniyine teskun. Tek tubine düşün. Ketebe yektubu çekim yap. Yektubu çekim yaptığında tek tubine. İşte orası yani. Enden dolayı sondakinin düşmüştür. Cehen olması gerekir. Hem muzaridir. T onun muzarat alameti burada. T neden T almış. Hem mensuptur. En burada sondaki nunu düşürmüştür. Hem de nedir? İkinci şahıstır. Bu kadar özellik yalnızca Ceyhan'da var. 6. Vesale fiillerin nehyi hazır çekimi hangisi olabilir? Nehyi hazır bir defa mensuptur. Bir defa muzaridir. Başında la vardır. A şıkkı la tasilun olamaz. Neden? Sondakinin düşmesi lazım cezm alameti olarak. Nehyi hazır mezzumdur diyoruz. Mensup değil mezzumdur. Cezm alameti olarak nunun düşmesi gerekirdi. Düşmemiş. Öyleyse A nasıl olsun? Ceyhan'a baktığımızda la tesila olabilir. Sondaki tesniye nun düşmüştür. Tesilani tesila kaldı. D'ye bak merfu yazılmış. D'ye bak merfu yazılmış. E'ye bak la yasıl. Y ile yazılmış. Bu da olamaz. Çünkü bu da ikinci şahıs kalıbıdır. Oysa hazır yalnızca pardon yasıl üçüncü şahıs kalıbı bir fiildir. Oysa hazır diyorsa nehi hazır yalnızca arkadaşlar ikinci şahıs çekimi vardır. Üçüncü şahıs çekimi yoktur. Hazır demek zaten ikinci şahıs demek. E şıkkı bu yüzden olmaz. Demek ki doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Gerekçe nedir? Gerekçe cezm var kendisinde. Cezm alameti olarak nun düştü. Aynı zamanda ikinci şahıstır. İkinci şahıs ve cezm halindeki tek fiil Ceyhan'dır. Konumuz böyle sona ermiş oldu.